Başkanım halkın içerisinde yetişmiş, sürekli akışta da yaşayan bir emekli kardeşimiz. Memlekette hayvancılıkla uğraşan, toplumla iç içe yaşayan, her kesimle sohbet edebilen, arkadaşlık kurabilen bir dostumuz, bir abimiz, bir kardeşimiz. Bundan dolayı da halkta bir kere huzur oluştu. Önceden huzur yoktu. O belediye binasına çıkabilmen için arayacaksın, randevu alacaksın, kapıda bekleyeceksin, öteleneceksin, iteleneceksin. Özellikle AK Partili değilsen çok bekleyeceksin gibi. Şu an arayan başkanı teklifsiz, başkanın makam odasının önünde sekreterya yok, gelen içeri giriyor, derdini meramını anlatıyor, çayını kahvesini içiyor ve işine bakıyor. Ha, elinden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışıyor ama imkanlarımız çok kısıtlı. Kazandığımız günden bugüne bir tane kilit taş gelmedi, bir çakıl taşı gelmedi. Özellikle şunu belirteyim, yaklaşık 6-7 defa yangın çıktı Akkışla'da son bir yıl içerisinde. Bir yıl da olmadı yani, 7-8 ay içerisinde 6-7 defa yangın çıktı. Hatta bir tane de bir hanım kardeşimizi kaybettik. Bizim Akkışan itfaiyesi yok. Yani ilginçtir, bir ilçenin itfaiyesi yok. Ve itfaiye yangın çıktığı zaman ihbar hattından ihbar ediyorsun. Yasar olandan gelecek, Münyan'dan gelecek. Yani düşünün, yani bir Akkışan merkeze Sarıolan'ın içerisinden 35 kilometre, 20 kilometre olan bir yerlerden itfaiyenin kaç dakikada geleceğini, bir de dolu suyla gelecek, kaç süratle yapabileceğini, Münyan'dan nasıl geleceğini. Ve bir hanım kardeşimizi kaybettik itfaiyenin geç gelmesi sebebiyle. Artı bir sürü anız yangınlar oluyor. Bu da arazide oluyor. O zaman 2 saatte bir geliyor yani araziye. Yani herkes köylü kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışıyor ama bu da yetersiz kalıyor. En büyük eksiğimiz bu. Bunun için başkanım defalarca büyükşehire taleplerini de ilettiler. Defalarca belediyemizin eksiklerini, ekipman konusunda, işte konteyner konusunda, diğer konularda. Ama bir cevap alamadık yani. Şimdi arazi yollarında bizim harman zamanıydı. Biçer döverlerin gelme zamanı. Arazi yollarımıza geç de olsa büyükşehirden hizmet aldık. Ama çok geç oldu. Yani insanlar harmandan kalktı, öyle deriz biz tabii. Yani büyükşehirden aldığımız hizmet ancak bu kadar olabildi. Akkışa Belediyesi'ni biz devraldığımızda 17 milyon küsur, 17 milyon 700 civarı bir borçla devraldık. Buradan özellikle geçmiş dönem belediye başkanına sesleniyorum. Şu anki mevcut Kullu Mahallesi muhtarına sesleniyorum. Bizim Kullu'da bir içme suyu var. Bu içme suyu 5 çeşmeden oluşuyor. 4 tanesi Kullu merkezde akıyor, köyün ortasında. Bir tane de Akim mahallemize verildi. Onlar içiyor. Bu içme suyu. Kaliteli bir su. Hatta yakın köylerden de, yakın mahallelerden de bizim köye gelir, bu sudan götürür içmek için.